Ne var o paketin içinde Temel? Fadime'ye sürpriz ettim babacığım. Sağ cep telefonu aldım Fadime. Sağ ol Kılçık. Sen o telefonu Fadime'ye değil, kendine aldın, kendine. Yok canım. Fadime nereye gitti, nereden geldi, ne yaptı bilmen lazım değil mi ya? He öyle. Beni ha böyle sırt pırtı arama, işimden de alıkoyma. İki saattir bir pantolonu giyemedin ha? Ne oldu? Bu olmadı. Bir beden büyüğünü istiyorum. Tamam hayatım, getiririm. Allah Allah. İyi günler. Teşekkürler. Rica iyi günler. Ederim. Bu cep telefonu da tam senin için yani şekerim. Vallahi öyle. Bence bütün kıskanç kadınların kocalarına bir tane alması lazım. Fadime arama dedi ama ben gene de arıyorum. Efendim, alo. Uy. Alo. Uy. Galiba mağazada telefonlar karıştı değil. Fadime Hanım diye biri gelecek. Telefonlarımız karışmış. Bu telefonu ona ver, benimkini de al. Tamam mı? Tabii Fuat Bey. Hadi. Ben Temel. Fadime'yi arıyorum. Kim? Ha, Fadime Hanım birazdan gelecekler. Fuat Bey öyle söyledi. Ne? Fuat Bey mi? Fuat Bey de kimdi ha? Benim patronum. Bana bak, bana adresi ver, adresi de ha. Bu akşam baş başa bir yemek yiyelim. Hem de hasret gideririz. Of. Ne oldu? Toplantıdaymış. Sence o kadın da orada mı? Orada tabii. Klasik numara, toplantıdayım dedirtiyor. Ama ben o numaraları yemem. Gidip ikisini de mahvedeceğim, reziller. Fadime Hanım, tabii ya, gelecek, buraya gelecek. Buraya mı? Alışveriş yaparken cep telefonlarımız karışmış da. Efendim? Beyefendi, karınız geldi. Karım! Ne oldu da ne oldu? İnsanın karısı gelince ne olur ki? Bak, gözünü seveyim idare et. Sen delikanlı adamsın, halden anlarsın. Şimdi siz ikiniz arkadaşsınız, tamam mı? Ne olursun idare et, ha? Gözünü seveyim. Olur da. Merhaba Fuat. Ah karıcığım, Serpil canım, hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi Münne, hoş gidelim artık. Güle güle. Sizi geçireyim. Hiç rahatsız olmayın. Eşiniz hanımefendiyle konuşun. Allah'a ısmarladık. Uy, Kılçık. Uy, Fadime. Uy, ula Kılçık, yedim ula seni. Fadime bak, yanlış anladın sözüm. Ne yanlış anlaması ula? Deva, Deva burada ne arıyorsun? Seni bekliyorum. Uy, uy, kaybana kalasıca Kılçık. Koluna karıyla mı beni bekliyorsun? Aa, lütfen ama benim onunla bir ilgim yok. Uy, ilgin yok da ondan mı öptün onu? He? Kim bu kadın usta ya? Hacan bu kadın aslında Fuat Bey'in sevgilisi oldu. Şimdi de seni sevgilin mi olayım? Ne münasebet Fadime, ne münasebet? Ben gitsem iyi olacak. İçer misin? Fuat Bey'in sevgilisi seni bir kop... ne arayın? Adamın karısı gelince sevgilisi de benim koluma girdi. Ne? Demek öyle Fuat. Hayır, bir dakika. Yazıklar olsun lütfen sana. Lütfen. Dur! Serpil'cim lütfen. Seni üç kuruşlu kadınlarla aldatıyorsun. Serpil'cim aldatmıyorum lütfen. Bırak beni. Serpil. O ne demek Fulya Hanım? Sizden nasıl olacak ha? Bitti bu iş, bitti. Sen de boşanacaksın. Boşanmazsam adiyim. Lütfen karıcığım. O kadının önemi yok. Ben seni seviyorum. Ya şimdi önemsiz mi olduk Fuat Bey? Seni sahtekar seni. Hakikaten sahtekar. Bana da karımı boşayacağım demişti. Sen onun dediklerini aldırma hayatım. Senden iğreniyorum. Serpil, Serpil! Hayatım dinler misin? Bak ben seni seviyorum, anlıyor musun? Bırak beni! Serpil'cim, beni dinle! Oy, Kılçık doğru demişsin ola. Hacan ben buraya seni aramaya gelmiştim. Lakin bir karışıklık oldu. Önce telefonlar karıştı, sonra işler karıştı. Başka karışıklıklar olmadan değiştir şu telefonu usta. Oy, adam telefonu unuttu. Bakın, sizin telefonunuz burada Fadime Hanım. Ula bir cep telefonu aldın, ortalığı tuman ettin. Gerçekten de abi ya. Ne bileyim de, Hacan ara sıra Fadime'den haberdar olurum demiştim. Ama olamayacaksın. Neden kız? Çünkü ha bunu sağa kere veriyorum. Sözlendik diye sırt pırt aranmak istemiyorum. Deli miyim neyin kapında işin ne? Deli miyim neyim elimde çiçekler? İnanamıyorum ben bile kendime. İnanamıyorum el alem neden? Evet çocuklar, ne dedik? Elimizde çiçekler. Çiçekleri seviyor muyuz? Evet! Çiçekler doğanın süsüdür, süsü. Neymiş? Süsü! Renk renk, koku koku. Çiçek güzelliktir, güzellik. Çoğu zaman söyleyemediklerimizi, duygularımızı bir çiçekle anlatırız. Çiçek en güzel hediyedir. Tamam mı? Tamam.
Aferin çocuklar. Bende zaten şans yok Fadime. Haçan sağa bir hediye alalım dedik. Başımıza ne işler açtık da? Sen bu kadar ucuz kurtulduğuna şükret ula. Doğru diyorsun Fadime. Allah'tan durum çabuk anlaşıldı da. Ha bu da sağa ters olmuştur inşallah. Çocuklar, çiçek yetiştirmek insanı dinlendirir. Neymiş? İşte deli ve uçakları. Ne haber ula akıllı deli? Toplamışsın boyla uçakları. Gene ne dersler veriyorsun bakalım? He? Merhaba Temel. Merhaba Fadime. Çocuklara diyordum ki telefonla konuşmanın bir usulü vardır diyordum. Telefonda uzun konuşulmaz. Gereksiz yere aranmaz. Hayır, çiçeklerden bahsediyordum. O Temel'i görmeden önceydi. Ula bir telefon aldın. Aileme maskara oldum. Deli bile dalga geçiyor. Tövbe tövbe. Hadi hoşça kal. Ben alışverişe gidiyorum. Yaptığını beğendin mi ula kızı deli? Deli miyim neyim elimde çiçekler. Deli miyim neyim kapımda işimde. İnanamıyorum ben yine kendime. Of. Taşı taşı Pıt Bey, ne eştir anlamadım da. Ne yapalım Fadime, kör boğaz doymak bilmiyor. Ay biraz yavaş yürüyün, ben çok yoruldum. Ferrikini ben taşıyayım Neriman Hanımcığım, benim yüküm hafiftir. Sağ ol Fadime. Pek bir şey almamışsın Fadime. Bir tek kara lahana için geldim, sam gelmiş. Onun da iyisini fulana kadar canım sıktıdı. Vallahi ben bir yaprak aldım ki sormayın, ipek gibi ipek. Şimdi bir dolma sararım incecik. Hanidir pişirmedim. Ay uzun iş, sıkılıyorum. Boş ver, uğraşma. Ben akşama sana Eray'la bir tabak gönderirim. Seninki meze yapar. Ay zahmet etme. Şevket'i akşamları evde ara ki bulasın. Oy zavallı. Yoksa gecelerde mi iş arıyor? Nereye gidiyor? Ay nereye gidecek o? Nereye gidecek? Meyhaneye. Oy, zaten onu biliyorduk. Suzan Hanımcığım, baş oturmaktan iyidir. Orası öyle de. Aa bir dakika bekleyin. Behiye ıhlamur istemişti. Verip de geleyim. Ben bekleyemem, torun kapıda kalır. Bana da provaya gelecekler. Ben seninle gelirim Suzan Hanımcığım. Buyurun Neriman Hanımcığım. Sağ ol Fadimeciğim. Behiye ablacığıma da bir merhaba diyeyim. Hadi hoşçakalın. Oy, hepinize merhaba hanımlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsın Behiye ablacığım? İyiyim Fadime. Nasıl olayım? Ay bu su soğudu galiba. Şimdi sıcak su ilave edelim Alev Hanım. Ay nereye koydum şu ıhlamuru? Hah buradaymış. Buradaymış. Al Behiye. Sağ olun Suzan Hanım. Size zahmet oldu. Uy otur otur Suzan Hanımcığım. Biraz dinleyelim de. Ali'nin biraz kırıklığı var da. Gelirken ıhlamur getir dediydi. Çok fena grip salgını var lütfen. Oy yazık Ali abime. Hasta hasta mı çalışıyor? Ya. Yok yok evde yatıyor. Dikkat edin de minik sehere bulaşmasın. Fadime, hani bir uğrayıp gidecektik. Kaldık burada. Doğru dedin Suzan Hanımcığım. İşler bizi bekliyordu. Hadi hoşça kalın hanımlar. Hadi hoşça kalın. Çay içseydiniz, yeni demlemiştim. Başka zaman inşallah. İyi günler. Bizi geçireyim. Ay dikkat edin biraz. Bu da çok sıcak oldu. Kapıya çıkmasaydın Behiye, hava çok soğuk. Olsun. Havluları alacağım. Ali abime de çok selam söyle. Büyük geçmiş olsun de. Geçmiş olsun. Söylerim. Hadi al asma aldık. Güle güle. Behiye. Kenan. Merhaba Behiye. Sen geldin demek. Nasılsın Behiye? İyiyim Kenan. İyiyim. Kusura bakma. Seni dükkana davet edemiyorum. Müşteri var da. Behiye, seninle konuşmam gerek.
Önemli bir konu var. Konuşuruz da şey... Şimdi çıkabilir misin? Bir yerde oturup konuşsak. Bilmiyorum. Ali'ye sormam gerek. Peki. Biraz bekle, telefon edeyim. Behiye abla, iyi misin? İyiyim canım. Ne oldu Behiye? Yok bir şey. Ay dışarıda hortlak mı gördün? Kenan dışarıda. Kenan mı? Kenan kim lütfen? Eski kocam. Eski kocam mı? Hay Allah, ne olacak şimdi? Ali'yi aramalıyım. Ay ne heyecanlı, love story gibi. Aa, nereden çıktı şimdi bu lütfen? Alo, Mehpare. Ali'yi verir misin? Abim, abim, yengem seni istiyor abim. Çocuk hasta ya, rahat vermez artık. Zırt telefon, pırt telefon, önüne bak. Behiye, ne oldu hayatım? İyiyim ben hayatım, iyiyim. Sen anlat, ne oldu? Şey... Nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Can'ın babası geldi Ali, Kenan geldi. Ciddi misin? Ne zaman? Biraz önce. Alo? Ali? Ali! Efendim? Şey Ali... Benimle bir şey konuşmak istiyormuş. Ne diyorsun? Ben ne diyebilirim hayatım? Sen bilirsin. Annem annem, yengem ne diyor annem? Ben ne bileyim? Ne dediğini bilmiyorum ama abinin canının sıktığını biliyorum. Bir yerde oturup konuşalım diyor. Gidebilir miyim? Tabii tabii. Yalnız pek göz önünde bir yer olmasın. Fazla da uzatma, tamam mı? Tamam Ali. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Ne diyor oğlum? Gene dırdır değil mi? Yok bir şey anne. Oğlum yok bir şey de niye böyle keyfin kaçtı? Ah ta dükkandan yetişiyor çocuğun keyfini kaçırmak için. Uf, ben kalkayım da bir çorba koyayım. Evladın mı var, derdin var? Bana bak, elleme günleri karıştırırsın. Tamam annem anne. Kusura bakmayın lütfen hanım. Hilal devam eder artık. Lafımı alır lütfen. Güle güle Behiye hanım. Ay dikkat et Behiyeci. Hadi. Anlamadım. Yani... Neyse Behiye. Hadi. Hay Allah. Merhaba beyler. Merhaba. Temel, bir çay ver de içimiz ısınsın. İstediğin çay olsun manavcı. Hemen getiriyorum çayını. Hadi mektepe, boyun bu kadar oynanır işte. Al koltuğuna bakalım. Desene gitti lahmacunlar. Seninle bir oyun daha oynardım ya, neyse. İyice batmadan gidip şu lahmacunları getireyim bari. 6 tane ha, unutma. Tamam. Sen yanından o yani. Buyurun. Buyurun. Bana çay yok mu Temel? Oy, unuttum onu manavcıda. Benim çayı ona ver. Ben içmesem ne olur? İçme tabii. Lahmacunlara gel kalsın midende. Bir çay daha ne olacak canım? Bütün kahveyi de yutsa yine yer kalır lahmacun. Yok artık, daha ne? Kesinme ya. Şaka yapıyorlar işte. Gel bir parti de beraber. Temel, bak Fadime geçiyor. Uy, hani nerede daha? İşte. Yavaş ol be Temel. Kahveyi başımıza yıkayacaksın. Allah Allah. Merhaba Sözcüm. Uy, merhaba Kılçık Bey. Pazarda mı geliyordun böyle? Yo, Lapark'tan geliyorum. Sebzeleri atlı karınçaya pintirmeye götürmüştüm de. Esprik yaptın kız, ben anladım. Nasıl anladın? Ben anlarım. Çok zekisiniz, hamsi kafalı. Lakin niye bir tek karalahana aldın kız? Onu anlamış değilim. Bu akşam babacığıma karalahana pişireceğim de. Karalahana mı? Ula Kılçık, ağzının suyu aktı değil mi? Öyle mi oldu? İyi olayı. Madem öyle, seni bu akşam yemeğe davet ediyorum. Ciddi mi diyorsun kız Fadime? Yaşasın benim sözlüm. Dur ula dur. Lahana canavarı.
Beyye'ye bak, yanında biri var. Kim acaba? Mesele de bu zaten. Kim acaba? Mutlaka bir akrabası falandır. Akrabası olsa alıp evine götür dayo. Böyle pastane köşelerine getirmezdi herhalde. Bunda bir iş var. Vallahi bunda bir iş var. Ay çok merak ettim. Bakalım ne olacak şimdi? Bunca zamandır neredeydin Kenan? Nerede miydin? Almanya'da olduğumu bilmiyor musun beyi? Canım yani niye oğlunu hiç arayıp sormadın? Onu demek istedim. Olmadı işte. Almanya'da hayat çok hızlı. Sabahın köründen akşama kadar çalışıyoruz. Kendini işine çok kaptırdın anlaşılan. Baksana, oğlunu bile unuttun. Hiç unutur muyum? Canı öyle çok özledim ki. Belki yolda görsen tanımazsın. O kadar değişti. Resmen delikanlı oldu. Bugün okuluna gittim Behiye. Gördüm onu. Konuştunuz mu? Hayır. Ondan önce seninle konuşmak istedim. Hay aklında bin yaşa Meral. İyi ki pazar dönüşü boza içelim dedin. Neden? Nedeni var mı ayol? Baksana nelere şahit olduk. Garson bey. Buyurun efendim. Bize birer boza daha verin. Şimdi hesabı ödediniz. Olsun. Yeniden canımız istedi. Peki efendim. Otur ayol. Filmin sonunu görelim, ondan sonra gideriz. Demek buradaki otelde kalıyorsun. Evet. Hemen kahvenin karşısındaki otel. Size, yani cana daha yakın olabilmek için. Behiye. Efendim. Mutlu musun? Mutluyum Kenan. Daha doğrusu mutluyuz. Can da ben de çok mutluyuz. Bu arada Can da abi oldu. Keyfine diyecek yok. Abi mi? Evet. Bir kızım oldu Kenan. Allah bağışlasın. Sağ ol. Can da onu çok seviyor. Ben de Can'ı çok seviyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim Kenan. Efendim? Can senden hiç bahsetmiyor biliyor musun? Babam nerede? Niye aramıyor bile demiyor artık. Eskisi gibi albümlerini de karıştırmıyor. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Evet. Anlıyorum beyi. Bunları anladığım için buradayım zaten. Onunla aramı düzeltmek için geldim. Nasıl yani? Dinle. Bu yarı yıl tatilinde Can'ı Almanya'ya götürmek istiyorum. Hem babasının yaşadığı yerleri görür, hem de... Yok. Yok, olmaz öyle şey. Neden olmasın? Ben babası değil miyim? Bunca yıl seninle yaşadı. Biraz da ben onunla olmak istiyorum. Dinle beni. Bir mevzu görüşüyorlar. Sen ne dersen de bu adam avukat. Boşanma işini konuşuyorlar. Ben anlarım. Aa, hiç aklıma gelmemişti. Tabii. Bu Behiye Ali'yi boşayacak. Bak görsün. Şuraya yazıyorum. Bu adam avukat. Yani sırf dersleri yüzünden mi olmaz diyorsun? Tabii ya. Başka ne sebep olacak? Ben anasıyım. Sen de babasısın. Yanlış anlama. Sana engel olmaya kalkmıyorum. Anlıyorum. Yeni yıl tatilinde ona ders aldırmak istiyoruz. Canım bari tatilde çocuğu rahat bırak. Öyle deme. Dersleri pek iyi değil. Peki o zaman. Ama burada istediğin zaman görebilirsin. Al bir gün gezin, yemek yiyin, sohbet edin. İstediğin zaman. Sağ ol bey. Sen de sağ ol. Ben artık kalkayım. Tabii. Bakar mısın? Hesap lütfen. Adam hesabı ödüyor, gidiyorlar. Nereye gidiyorlar acaba? Ay ne bileyim Müzeyyen Hanım. Baksana canım, adamda tam avukat tipi var. Öyle değil mi ha? Öyle değil mi? Bence doktor tipi var. Aa! Yoksa beyi hastada herkesten gizliyor mu? Onun için mi doktorla gizlice buluşuyor ha? Ayol biz tam bir yürütürken çıkıyorlar, yetişemeyeceğiz. Garson bey! Garson bey! Ha, kalk kalk kalk! Güzel kızım benim. Ver bakayım balonu babana. Ver balonu babana.
Aman da aman da. Benim kızım büyümüş de kocaman olmuş. Babasının canıymış. Ayol bırak şu çocuğu. Aman. Hastalığını bulaştıracaksın. Gel. Ondan sonra zır 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 biz çekeceğiz. Anası işe, babası işe, bebek de bize. Ah! Hoppa. Can. Hoppa. Dersler nasıl gidiyor oğlum? Kırık dökük ver var şuna mı? Galiba iki tane gelecek. Ucu ucu ucu. Aman annen duymasın oğlum. Duymaz zaten, duymaz. Merak etme. Baksana saat kaç oldu? Hı. Göya hanımefendi kocası hasta diye erken gelecekti. Hı. Annem annem yemeklerin altını yakayım mı? Yak yak öldük açlıktan. Ay Allah korusun annem ölme. Sensiz ne yaparım ölme ölme. Kız niye ölecekmişim? Lafın gelişi. Behiye de bayağı gecikti. Her şey hazır olsun diye mahsus oyalanıyordur. Lak lak. Ah annem dur ben açarım. Ha hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Nasılmış bakalım benim yakışıklı İyiyim. Oğlum? Sınavın nasıl geçti? Seni. Aman efendim, kimler gelmiş, kimler teşrif buyurmuşlar. Kusura bakmayın, biraz geciktim. Ne biraz ayol? Ben de merak ettim, kocan da merak etti. Değil mi oğlum? Ha? Ali'ye haber vermiştim. İşin çok uzadı galiba. Ay sen de başlama Ali, lütfen. Aman başlasın. O da evin erkeği olaraktan biraz sesini çıkarsın. Çıkarsın tabii. Biz kavga edelim, siz de rahatlayın. Ay ben şimdi onu mu demek istedim? Ay durup dururken nasıl da insan üstüne üstüne geliyor bak. Ali bir şey söylesene. Yeter Behi, uzatma. İyi ya, sen de bana bağır. Çok iyi valla. Bağırmadan konuş, bağırmadan. Bağırmıyorum. Bağırıyorsun işte. Ne vardı bu kadar gecikecek? Vaktinde gelseydin tatsızlık çıkmazdı. Ali sana söyledim ya, gecikeceğim dedim ya. Konuşturmasana insanı. Konuş konuş. Ben gecikeceğim kocacığım. Sen çocuğun altını değiştir, yemekleri hazırla mı dedin? Ha. Anne, niye kapıdan girer girmez insanın moralini bozuyorsun ha, niye? Anne ne oluyor bu evde? Bu evde herkes kafayı üşütmüş cancığım. Benim soğuktan üşütmem hiç kalır. Dinleyin beni. Bu akşam sizinle sofraya oturmak istemiyorum. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Yetti be, yetti. Ali abi, ben de geleyim mi seninle? Hayır be Can, ben meyhaneye gidiyorum. Güle güle abim abi. Bahadır, ben bir de şundan alayım. Tabii. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Bir kutu şu ilaçtan rica ediyorum. Maalesef beyefendi, bundan bizde yok. Ya hay Allah. Peki, iyi akşamlar. İyi akşamlar, güle güle. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Ne oldu Bahadır? O istediği ilaç var. Kötü bir hastalık değil mi? Hem de çok kötü. Hay Allah. Size de çok zahmet verdik Müzeyyen Hanım. Ah, ne zahmeti. Aşk olsun. Mersi. Elinize sağlık yengeciğim. Yemekler nefis olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Afiyet olsun çocuklar. Ekmeği uzatır mısınız Müzeyyen Hanım? Müzeyyen Hanım. Ekmeği diyorum. Size de afiyet olsun Haydar Bey. Ay kusura bakmayın. Ben bir telefon edip hemen geliyorum. Teşekkür ederim. Alo Handan Hanım. Benim Müzeyyen. Misafir var da fazla bağıramıyorum. İyiyim iyiyim. Ayol bugün ne oldu biliyor musun? Meral'le pastanede oturmuş bir güzel boz içiyorduk. Derken efendim bizim kuaför beye yanında bir adamla gelmez mi? Ay nasıl şaşırdım anlatamam. İşleriniz nasıl gidiyor Haydar Bey? Vallahi bildiğiniz gibi işte. Tren geldi, tren gitti. Uğraşıp duruyoruz. Biraz daha. Hayır, teşekkürler. Ben de çok doydum. Ben bir kaşık daha alabilirim. Ay, bir saniye. Ocağı açık unuttum galiba.
Şey, verin ben koyayım. Siz zahmet etmeyin Haydar Bey. Ebru koyar mısın kızım? Ondan sonra Kadriye Hanımcığım beyiye bir adamla gelip karşı masaya oturdu. Ayol ne bileyim kimmiş. Sorma vallahi. Bir muhabbet, bir muhabbet. Büzeyen Hanım yeni bir şeyler getirecek herhalde. Ay vallahi çok doyduk. Ya doyduk. Ben bari kahveleri yapayım. Tabii kızım. Çok iyi olur vallahi. Benimki orta olsun. Ben istemem Ebru'cuğum. Nerede kalmıştık? Biz buradayız da siz nerede kaldınız? Ben de mutfakta kaldım. Hiçbir şey yememişsiniz. Yedik şekerim, eline sağlık. Her şey çok güzel. Yengemin yemekleri nefistir doğrusu. Afiyet olsun evladım. Ben gidip kahve yapayım öyleyse. Ebru yapıyor mu Zeyhan Hanım? O zaman gidip yardım edeyim. Karalahat olması dedi. Başımın etini yedi. Şimdi de ortalarda yok. Otur kızım ye yemeğini. Gelecekse gelseydi. İyi de babacığım. İki dört acımı ustayırım da. Bırak kızım. Gelince ısıtırsın. Bak babacığım. Kahveyi de kapatmış. Işıkları yanmay. Bir yere uğramıştır. Nerede kaldı bu Kilçuk? Ali abiciğim, haklısın, çok haklısın. Ne diyeyim de? Şu evde bir gün huzursuzluk çıkmasın, dişimi kıracağım kıvırcık. Annem ayrı, Behiye ayrı, kardeşim ayrı. Of be, of! Doğru diyorsun Ali abiciğim, doğru. Ne demişler? Nerede çokluk, oraya karışıklık. Ali abiciğim, keşke ayrı eve çıksaydın diyorum. İyi de kıvırcık, şu sıralarda durumumuz müsait değil ki. Doğru tabii, kolay mı da? Ya ben aslında Behiye üzülüyorum. Sinir küpü oldu kızcağız. Üstüne üstlük bir de canım babası çıktı başımıza. Çıktı da ne oldu Ali abiciğim? Adam izini gelmiş, oğlunu görüp gidecekmiş dedi onu ya. Bunca yıl aklı neredeymiş kıvırcık? Haçan bugüneymiş kısmet Ali abiciğim. Takma kafana bunu da. Bırak Allah aşkına. Almanya dünyanın bir ucu mu? Hem telefon denilen bir alet var. Neden şimdiye kadar aramamış ha? Ali abicim, telefon dedin de aklıma geldi daha. Haçan benim acilen Fadime'yi aramam icap ediyor. Şimdi geliyorum. Uy. Oldukça sessizsin Tekıl Bey. Yanlıştan görevini sevmedin. Cevap bulundu. Kadın... Ben artık sofrayı toplayayım babacığım. İyi topla kızım. Bu saatten sonra gelen ancak zıkkımın kökünü yer. Alo buyurun muhtar beyin evi. Uy Kilçuk Bey siz misiniz? Neredesiniz acaba? Bunca saattir he? Ne yani diyeyim? Dur kız kızma izah ediyorum. Neyi izah edecekmişsin ula? Daha önce aklın neredeydi? Koskoca adamı sofrada beklettin. Gitmiş meyhanede içiyorsun. Sen sarhoş erkek misin? Fadime bak şimdi. Muhtar babamdan da senden de özür diliyorum. Arayamadım. Çünkü Mali abiyle beraberim. Ne oldu ulan? Ali abi içme bir şey mi oldu? Yok da, yok. Ali abi çok iyi çok şükür. Lakin biraz kafası bozuk. Haçan Bey'e yengeyle birazcık atışmışlar. Uy ne diyorsun, küsmüşler mi yoksa? Onun gibi bir şey daha. Haçan bir de üstüne canın babası çıkmış gelmiş. Canın babası Ali abi içimlere mi gelmiş? Yok da. Sadece Bey'e yengeyle konuşup gitmişler. Ali abi ne herife bozuk çalay tabi. Kaç yıldır uşağını aramadı, şimdi neden sebep kalktı geldi diye. İyi demiş ula. Fadime. Haçan bu akşam Ali abim bu kadar dertli olmasaydı, hiçbir kuvvet sağa gelmemi engelleyemezdi. Bağ mı yoksa kara lahanaya mı? Her ikinize de da, her ikinize de. Ben Ali abimin yanına gidiyorum. Hadi hoşça kal.
Bunun başıdansın. Şevket abicim de buradaymış. Afiyet olsun. Buradayım ya. Veda etmeye geldim. Kime veda ediyorsun da? İşte bu arkadaşa. Önümüz Ramazan. Suzan hayatta görüştürmez bizi. Ben de vedaya geldim. İyi de iyi. Vedalaş bakalım. Hadi bakalım. Hadi anlatma hadi. Bunun başı dönsün. Telefon ettim ben abicim. Ne oldu Kıvırcık? Ne konuştunuz Fadime ile? Aslında Ali abicim, Fadime beni karalahana yemeye bekliydi. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Buyurun. Siz, ben Can'ın babasıyım. Oy. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Rahatsız etmeyeyim. Ancak sizinle konuşmak istiyorum. Buyurun buyurun oturun. Özel olarak konuşmak istiyorum. Ben gideyim Ali abicim. Zaten geç kaldım da. Dur Kıvırcık dur otur. Temel benim can arkadaşım. Hı hı. Ondan gizlim saklım yoktur. Ya. Buyurun oturun konuşalım. Buyurun. Kamil. Evet abi. Kamil baksana buraya. Geldim Ali abi. Bak misafirimizle ilgilen. Hoş geldiniz buyurun abi. Ben de rakabıyım. Tamam abi. Lafa nereden başlayacağımı bilemiyorum. Önce sağlığa diyerek başlayalım da. Sağlığa tabii. Sağlık çok önemli. Biliyorum, gelişim ani oldu. Daha önce haber veremedim. Doğru ya. Bizim için ne bileyim sürpriz oldu. Bugün Behiye'yi de izah etmeye çalıştım. Can'ı görmek. Yarı yıl tatilinde onu Almanya'ya götürmek istiyorum. İyi de bu işler böyle birdenbire olmaz ki. Öyle değil mi? Can'ın kursu var, okulu var. Sonra bir düzenimiz var. Haklısınız ama benim de çok vaktim yok. Anlamadım. Nasıl yani? Öyle işte. Hani diyorum ki yaz tatilinde götürseniz. İyi olur da. Behiye'nin bilmediği bir şey var. Yaza kadar bekleyemem. Neden? Ben... rahatsızım Ali. Yani hastayım. Çok hastayım. Ne kadar vaktim kaldı bilmiyorum. Geçmiş olsun. Oğlumun benimle ilgili kötü anıları olsun istemiyorum. Ona hissettirmeden veda etmek istiyorum. Beni anlıyor musun arkadaş? Sen de babasın.
Uyumadı mı? Uyuyamadım. Gel hayatım. Can'a babasının geldiğini söyledin mi? Söylemedim. Seninle konuşalım istedim. Bu akşam Kenan'la karşılaştım. Kenan'la mı? Nerede? Temel'le bir şeyler içmeye gitmiştik. O da oradaymış. Beni tanıdı ve yanımıza geldi. Ne söyledi? Can'la ilgili konuştuk. Peki, oğlunu görmek istiyor. Biliyorum. Can'la konuşup babasının geldiğini söylemen lazım. Ama Ali... Bak, babasının geldiğini ya başkasından duyarsa... bu sefer sana düşman olur. İyi o zaman. Yarın sabah birlikte Can'a söyleyelim. Olur canım. Birlikte söyleyelim. Tamam. Nerede kaldı bunlar dayol? Hem soğuktan öleceğim hem meraktan. Neyse Hilal geliyor. Hilal! Hilal gel. Hayrola Müzeyyen Hanım, bir şey mi oldu? Yok ayol, ne olacak? Saçımı boyatmaya geldim işte. Sabah sabah mı? Ayol bunun sabaha öğleni var mı? Güne güzel başlayayım diye erken geldim işte. Fena mı? Yok canım, aşk olsun. Behiye nerede? Bu saatlerde gelmiyor muydu? Neredeyse gelir, siz buyurun içeri. Gelsin bakalım. Gelsin de ifade versin. Kimmiş bakalım o adam? Tarananam. Buyurun. Afiyet olsun. Hı-hı. Sağ olun. İyi ki burada kahvaltı yaparız Ali abi. Bu böreklere bayılıyorum. Afiyet olsun Can. Hadi anne sen de yesene. Bak şunlar reçelli. Şimdi canım istemiyor. Sen bilirsin anneciğim. Şey Can, seninle konuşacaklarımız var. Dersler mi yine? Öf. Vallahi billahi çalışıyorum anne. Konu derslerin değil Can. Ne öyleyse? Söylesene Ali. Sen söyle hayatım. Neler oluyor? Baban geldi Can. Baban mı geldi? Evet baban. Sonunda geldi ha. Dün bana geldi, konuştuk. Ne konuştunuz? Beni bu kadar zaman niye aramadığını mı? Hiç imkanı olmamış. Kalkalım, okula geç kaldım. Otur Can, otur. Konuşacaklarımız bitmedi. Dinle. Babanla ben de konuştum. Seni çok özlemiş. Öyle mi dedi? Evet. Senden uzakta çok zor günler geçirmiş. Seninle buluşup görüşmek istiyor Can. Neden susuyorsun? Ben onu görmek istemiyorum. Cancığım bak bu olmadı işte. Adamcağız o kadar yoldan gelmiş oğlumu göreyim diye. Ama sen... Gelmeseydi ben mi çağırdım? Ne biçim konuşuyorsun Can? İstemiyorum işte, istemiyorum. Bunca zaman beni aramadı, sormadı. En ihtiyacım olduğu zaman da yalnız bıraktı. Hiçbir şey paylaşmadı benimle. Onu özlediğimde neredeydi? Hasta olduğum zamanlarda, karne günlerimde, bayramlarda neredeydi ha, neredeydi? Ben onunla ne görüşürüm ne de konuşurum. Ama Can, o senin baban. Benim babam Ali abi. Çocuğu yapmaktan çok bakmaktır mühim olan. Çünkü
kapatmazsan kurur etsen de 100.000 fidan. Yıllardır öz oğlunu aramayan bir baba, ona ne hak ne yüz ne sahip çıkar acaba? Ve işte bu soruya cevabı can veriyor. Babam Kenan Bey değil Ali abidir diyor. Can Ali abidir diyor. Vallahi muhtar bey, tek başına çocuk yetiştirmek çok zor. İnsan neye yetişeceğini şaşırıyor. Doğru Handan Hanım. Bu hayat pahalılığında çocuk okutmak, ihtiyaçlarını karşılamak... Çarşı pazara yollamak pahalı oluyor. Tavşan kanı çanlarınız geldi. Tavşan kanı. Sağ ol Temel. Uy, karabatak çıktı ortaya. Sus. Ne demek istediğini anladım Fadime. Çok anlayışlısın Kılçık. Lakin sağ olanları telefonda anlattım. Ümitar babacığım, sizden de özür diliyorum dün akşam için. Önemli değil Temel. Ali abim çok kötüydü. Onu o halde yalnız bırakamazdım. Ne olmuş Ali'ye, nesi varmış? Nesi yok ki de? Evde durdurucu anası. İki tane çocuğu. Kardeşi, karısı. Bir de canın babası var. Canın babası mı? He. Almanya'da tatile gelmiş. Akşam meyhanede karşılaştık. Oy, yani yanınıza mı geldi? Uçumuz oturduk da. Bak sen, Eşi, adam oğlunu alıp Almanya'ya gitmek istiyor. Ay, aklı şimdi mi başına gelmiş? Kızım, adamın baba olarak böyle bir şeye hakkı var. Hiç de hakkı yok babacığım. Sen bu yaşa kadar çocuğunla ilgilenme. Şimdi de birdenbire ortaya çık. Belki haklı nedenleri vardır. Bu işte hak, hukuk olmaz babacığım. Tüm buydu. Koskoca adam oldu, kıymete bindi. Ha bu adam şimdi mi baba olduğunu hatırladı? Doğru diyorsun Fadime. Sen çocuğunu yıllarca arama, sorma. Ne iyi, ne içi, ne giy diye meraklanma. Sonra da ortaya çık, çocuğumu görmek istiyorum de. Aman sen de çok katı olma Fadime. Bunun katılıkla, yumuşaklıkla bir alakası yok minik serçe. Ha o Behiye ablacığımın canın çektiklerini bir düşünsene. Oh, babasız büyümenin ne olduğunu en iyi pen bilirim, pen. Fadime. Ben ne dedim? Doğru dedin Fatime, doğru dedin. Babasız büyümek zor tabii. Ama evlat hasretiyle yaşamak daha da zor. Babacığım. Muhtar Bey. Ay. Babacığım fena alındı. Bütün geçmişimizi hatırladı. Halbuki ben o adamdım. Ha böyle ortadan konuştum öyle. He, sen öyle dedin. He? Babacığımı üzdüm ula. Lakin ben de eskiden çok üzülmüştüm. Eskiyi bırak Fadime, yeniye bak da yeniye. Ne diyorsun ula? Demek istiyorum ki haçan babanla ağladın, haçan kocanla güleceksin.